Efendim, merhabalar. Ben Altan Bal. Bugün yine bir İvsak etkinlik akşamında beraberiz. Malum sebeplerden dolayı dernekte toplanamıyoruz. Tabii her şeyin başı sağlık. Fakat İvsak ruhu bahane, zorluk kabul etmiyor. Üretmeye, paylaşmaya devam etmek gerekiyor. Ve ancak bu şekilde zaten 61. yaşına gelebilir bir dernek. Bildiğiniz gibi o günden sonraki ikinci yayınımız bu. O gün sevgili Arzu'yla yayın yapmıştık doğum günü etkinliğimizde. Bugün de sevgili Hüseyin Yılmaz'la beraberiz. Fakat ben Hüseyin abiye sözü vermeden önce İvsak'ın 61. yılının ne demek olduğunun izninizle çok kısa altını çizmek istiyorum. 1959'da küçük bir ama çalışkan, yaratıcı bir kadro ile kurulan İvsak, Türkiye şartlarında arkasında hiçbir zaman sponsor, büyük destekler, devlet desteği olmadan 61 yıl yaşayabildi ve nice yıllar yaşayacak. Bu nasıl oldu? Bunun tek bir sebebi var. Bunu altını çizmek istiyorum ki buna devam edelim diye. Üyelerinin ve İvsak dostlarının sürekli üreterek, sürekli paylaşarak, ürettiği hakkında konuşarak ve başka insanların da üretmesine olanaklar yaratarak bu şekilde oldu. Kapıdan giren herkes bunun bir parçası oldu. Tabii ki yönetim kuruluna katılan, başkan olan İvsak emekçilerine de ayrı bir İvsak dostlarına da ayrı bir teşekkür etmek lazım ama herkesin bir yardımlaşması sonucu oldu. Adlarını şimdi herkesin anmamıza imkan yok ama kalplerimizde yaşıyorlar. İsimleri her zaman İvsak koridorlarında yankılanacak. Bu vesileyle de tüm bu İvsa 61 yıl boyunca emek harcayan herkese ben hem kendi adıma bir fotoğraf sevdalısı olarak hem de İvsak Yönetim Kurulu Başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Eğer aramızda değilseniz de bizi izlediğinizi biliyoruz. Emin olun ki çabalarınız, çalışmalarınız boşa gitmedi. Gitmeyecek. Yeni gelen kuşak sizin bıraktığınız yerden görevi devraldı. Zevkle, heyecanla yerine getirmeye çalışıyor. Efendim bugün İvsak'ın 1984 yılından itibaren verdiği ödüller var bildiğiniz gibi. Bunlardan biri de yılın fotoğrafçı ödülü, fotoğraf ödülü özür dilerim. Ve bu sene sevgili ilk sunuşta resmi sorayım sonra abiye döneceğim. Sevgili Sayın Hüseyin Yılmaz'a verdik. Hüseyin Yılmaz'ı zaten hepimiz tanıyoruz Hüseyin abiyi. Aynı zamanda aynı okuldan mezunuz. Türkiye'de fotoğrafa yaptığı katkılar, birazdan bunları detaylı konuşacağız. Özellikle fotoğraf sergileme, yeni yöntemler, daha çok insanlara ulaştırma konusunda yaptığı çalışmalar ve Espas yayınları çatısı altında gerçekleştirdiği çalışmalar hepimizin fotoğrafçılığına çok önemli katkılarda bulundu. O yüzden kendisini hem ödül için tebrik ediyorum hem de bunun için, bu yaptığı çalışmalar için kendi adıma İvsak adına kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldin Hüseyin abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İfsa beni böyle bir ödülle onurlandırmasına çok mutlu oldum. Onur duydum. Ama öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye gelenek oluşturmanın çok zor olduğu bir toplum. İşte böylesi bir derneğin 61 yıllık bir süreci devirmesi ciddi bir gelenek oluşturduğu anlamına da geliyor. Ciddi değerler ürettiği anlamına da geliyor. Bu da ayrıca bir çok önemli buluyorum bunu ve çok kıymetli buluyorum. Ondan dolayı da İfsa'da ben kutluyorum yani. Bu Çok uzun teşekkür. ömründen dolayı, gelenek oluşturduğundan dolayı. Çünkü bizde birçok etkinlikler, kurumlar gelenek oluşturamadan, oluşturmasına fırsat verilmeden hayat hakkı bulamıyor. Saman alevi gibi geçip gidiyor. Bu anlamda İFSAK olsun, AFSAT olsun böyle belli başlı derneklerimizin olması çok önemli. Evet. Ve yeni başlayan bir insan için de kapısından girecek, yanlışlarından ders çıkaracak, doğrularını benimseyecek çatılar olması gerekiyor. Bunun için okullar yetmiyor ya da herkesin okullara gitme şansı olmuyor özellikle üniversite konusunda. Dolayısıyla önemli olduğu konusuna sonuna kadar katılıyorum.
Ve bunu da yapabilmesi Türkiye'de fotoğrafçıların, sinemacıların, çünkü İhsan S'si sinema aynı zamanda bildiğiniz gibi, bana çok gurur verici geliyor. Dediğin gibi başka derneklerde de. Şimdi Hüseyin abi, bugün biraz sohbet havasında gerçekleştireceğiz. Senin, ben İhsan yaptığı duyurularda ödülü sana niye verdiğimizi veya benim biraz önce konuşurken hangi başlıkları göz önünde tutarak İhsan Yönetim Kurulu'nun seni layık gördüğünü anlattım. Bu başlıklardan yola çıkarak seni daha iyi tanımaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız. Tabii konu zaten gelir. Günümüzün değişen alışkanlıklarında fotoğrafı konuşuruz, okumayı, yayıncılığı konuşuruz. Çünkü senin birçok kimliğin var. Nereden başlayalım? Fotoğraf hayatından başlayalım. Fotoğraf hayatın nasıl başladı? Oradan başlayalım. Fotoğraf hayatına benim sevgili dostum Hürü Özlük var. Mimar Sinan Evet. Üniversitesi fotoğraf bölümünde öğretim görevlisi. Şimdi bu fotoğraf benim ikinci okuduğum üniversite. Hürü'nün de ikincisi. Biz Hacettepe'den tanışıyoruz. Hürü o zamanlar kimya okuyordu. Ben de maliye okuyordum. İşte Oh. 90'lara varan yaklaşık 30 senelik bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Fotoğrafa başlamama sebep olan Hürü'dür. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Kendisine teşekkür ediyoruz. Benim hem fotoğrafçılığı hem de yayıncılığa da başlamama vesile olan, yani Espas'ın kurucu fikri aslında Hürü'nün fikridir. Çünkü ben öğrenciyken, işte daha sonra Marmara Üniversitesi'nde fotoğraf bölümünü de okumaya başladım. Tabii sürekli sohbet, diyalog, tartışma derken bu fikirler gelişti. Biraz da işte öğrencilik bitince yayıncılığa karar vermede bizim bu diyalogumuz, şeyimiz, Hürü'nün de bunu ihtiyaç görmesi ve elini taşın altına koyması, beni de itelemesiyle birlikte bu maceramız başlamış oldu. Bu maceralara gelmeden önce fotoğrafçılık anlayışından biraz konuşmak istiyorum. Ne tür fotoğraf disiplinini kendine daha yakın hissediyorsun Ya Hüseyin ben abi? daha çok belgesel fotoğraf kendime yakın hissediyorum. Zaten belgesel fotoğraf çalışmalarımı izleyenler varsa benim daha çok yayıncı kimliğim öne çıkıyor. Ama belgesel fotoğraf ağırlıklı çalışmalar yaptım. Öyle diyeyim. Şey, Murphy yasalarında bir söz vardır. Yaptığın iyilik görevin haline gelir diye. Yayıncılık senin için böyle bir şey oldu. Yani çok bir para kazandığını düşünmüyorum. Biraz iyilik şeklinde yapıyorsun. Biraz görevin oldu tek sen yaptığın için. O yüzden Ya fotoğrafçılığından daha çok öne çıkıyor. evet, öyle oldu çünkü dediğim gibi biz bunu bir ihtiyaç olarak gördük. Çünkü yani Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır fotoğraf eğitimi var akademik anlamda. Tabii öncesinde dernekler ve benzeri var. Fakat işte yani 2010'lu yıllara kadar baktığımızda çok ciddi bir fotoğraf yayıncılığı olmadığını gördük, tespit ettik. Ki ben derslere girerken de hani yaş itibariyle biraz daha geç girdiğim için hep onun arayışındaydım. Yani bu tarihidir, kuramıdır, kültürüdür, fotoğrafın, yani biraz biz hep teknik ağırlıklı gittiği için yani onun ihtiyacını hissettim. Biraz da İngilizcem olduğu için İngilizce kaynaklara ulaşmaya çalıştım. Ve böyle bir Don Kişot'luğa giriş yaptık, öyle diyeyim. İlk yayınladığınız kitap hangisiydi? Sokak Fotoğrafçılığı Fotoğrafçı. kitabıydı. Daha sonra işte Mert Erol'un Toplumsal Belgeci Fotoğraf ve Fikret Otyam Örneği. Yine Weimar Cumhuriyeti ile ilgili bir fotoğraf. İşte muhabirlerin fotojurnalizme katkıları diye bir kitabı oldu. İşte şu an yaklaşık 38 kitabımız var. Çok iyi bir sayı değil mi 38? Bunların bir kısmı albüm, ama büyük bir kısmı, 20'nin üzerindeki kısmı fotoğraf kuramı ile ilgili, tarihiyle ilgili kitaplar. Tabii bu daha da giderek artarak devam edecek. Gücümüz yettiğince, nefesimiz yettiğince yapmaya çalışacağız. Evet. Demin konuşurken araya girmek istemedim. Sevgili Hürriye de emekleri için teşekkür ve tebrik ediyoruz ama böyle kuru kuru teşekkür olmaz. Onu da en yakın zamanda burada ağırlamak istiyoruz. Eğer bizi seyrediyorsa şimdiden ajandasına baksın. Onun da zaten çok emeği var. Başka alanlarda başka çalışmaları var. Eğitmen kimliği de çok önemli işleri var. Dolayısıyla onu da en yakın zamanda misafir etmek isteriz. Şuradan bak, şunu sormak istiyorum Hüseyin abi. Bir fotoğrafçı neden okumalı?
niye kuram okumalı? Yani tabii edebiyat filan onu soracak değilim de niye fotoğraf kuramı üzerine okumalı Ya sence? onu şöyle cevaplayabilirim. Benim babam köy enstitüsü mezunu, öğretmen yani. Tabii şimdi emekli oldu, yaşlandı. Onlar okulda okurken işte tarımda biliyordu, aşı da biliyordu, pansuman yapmasını da biliyordu, ev yapmasını, çatı yapmasını da biliyordu. Yani öyle eğitilip köylere gönderdiler. Sadece öğretmen değillerdi. Çünkü gittikleri yerde yeni bir yaşamı da oluşturmak gibi bir misyonları vardı. Bana da hep şey derdi, oğlum bilgisayarı kullanmak önemli değil, onu sen yapabiliyor musun önemli. Tabii şeye de baktığımızda, hani felsefe öğrenmek istediğimiz zaman nereye gitmek zorundayız? Antik Yunan'a, Aristo'ya, Platon'a gitmek zorundayız. Çünkü felsefe orada kuruldu, orada başladı ve oradan bu yere geldi. Orayı atlayarak günümüzden okumaya kalkarsak felsefeyi kavramak çok zor, çok zahmetli. Kavrayamayız da. Bu anlamda sonuçta bu 200, yaklaşık 200 yıllık bir icat. Bunun oluşumu, gelişimi salt teknik değil. Geçirdiği evreleri bilirsek ancak biz ileri doğru onun üzerine yükselebiliriz. Bundan dolayı da bunun tarihini, kültürünü, bu konudaki tartışmaları bilmek gerekiyor. Bilmezsek çok fazla da ileri gidemiyoruz. Yani bizim çıkış noktalarımızdan biri de buydu. Yani bu konuda bir boşluk var, ihtiyaç var. Biz bunu nasıl katkı sağlayabiliriz? İhtiyacını düşünerek biz bu yayıncılığa başladık. Ondan dolayı da bu kitapları yayınlamaya başladık. Tabii bunu derken fotoğrafçılar salt fotoğraf kuramıyla tarihle ilgili değil. Bence her şeyi okumalı. Tarih okumalı, sosyoloji okumalı, kendi ülkesinin tarihini bilmeli, sanat tarihi bilmeli. Öyle diyorum. Benim yanlış hatırlamıyorsam İlker Maga'nın bir saptaması var. Sırf fotoğraftan anlıyorum diyen aslında fotoğraftan da anlamıyordur diye. Yani yanılmıyorsam onun sözü diye hatırlıyorum. Senin de Evet, onu... söylediklerin biraz onu vurguladı. Evet, YGS de bu anlamda aslında iyi bir çıkıştı. Onların da çok emekleri var, sağ olsunlar. Bizim dışımızda da yayın evleri var. Hayalperest olsun, Fotoğraf Evi olsun, işte Agora olsun, Metis olsun, onların da var. Ama bizim biraz özgünlüğümüz, biz biraz daha fotoğrafa daha fazla odaklandık. Biraz daha butik bir yayın evi olduk. Yani çıkış şeyimiz de biraz oydu yani. Misyonumuz. Peki Türkiye'de fotoğrafa meraklılar sence yeterince okuyor? Yeterince demeyelim de okuyor mu? Öyle diyeyim kısaca. Ya şöyle, bizim bir sabit bir kitlemiz oluştu. O kitleyi biz de biraz oluşumla katkımız oldu. Yani bir kitabımız çıktığı zaman 600-700 tane bir sabit alıcımız var. Ama satılan fotoğraf makinesi sayısıyla veya bu alanda verilen eğitimle kıyasladığımız noktada çok yetersiz. Yani bir yayın evini besleyecek kadar biz bir kitap satamadık. Yani 10 yıldır ne diyeyim, hep biz kendimizden verdik. Yani bize çok fazla bir dönüşü olmadı. Halen de veriyoruz yani, öyle diyeyim. Evet. Bir tür Bu... kamu hizmeti gibi bir şey yapıyoruz. Tabii çok satılırsa tabii ki biz de bundan fayda görürüz. Daha fazla kitap yayınlarız ama maalesef zayıf, öyle diyeyim. 600-700 gibi bir sayı, evet zayıf. Yani üzüldüm ben açıkçası. Yani. Yani bazı kitaplar var, mesela 2 yılda, 3 yılda bitebiliyor. Ama mesela Ken Knight'ın, mesela Çağımızın Tanıkları, belgesel fotoğrafçıları anlatıyor kitabı. Kült bir kitap aslında bu alanda. Evet. 2012'de bastık, halen de duruyor yani. Halen de bitmedi. Evet. Çok da iyi bir kitaptır. Benim kütüphanede iki tane veya üç tane var. Evet. Yani bu. Ya bu biraz da tabii süreç işi. Çünkü yani bizim fotoğraf tarihimizle de toplumun okuma alışkanlıklarıyla da ilgili bir durum. Yani bu salt fotoğraf makinesi alanlarla karşılaştırarak şey yapamayacağımız bir sosyolojik boyutları da olan bir durum. Çünkü bizim hani fotoğraf tarihine baktığımızda biraz daha şey, teknik algılanmış fotoğraf. Yani son yıllarda, belki son 10 yıl, belki ya da 20 yıl diyebiliriz. Biraz daha hani bizim bahsettiğimiz konulara dönük, odaklanmaya dönük
çabalar var. Ama öncesine baktığımızda hem çevrilen kitaplar az, hem de teknik, daha çok teknik bir yaklaşım var fotoğrafa. Bir de ülkedeki okuma alışkanlıkları tabii. Şimdi ülkedeki okuma alışkanlıkları zaten hepimizin kanayan yarası. O konuda hakkında yeni bir söz söylemeye gerek yok ama madem fotoğraf ismi ilk harfi fotoğraf olan F olan bir derneğin etkinliğindeyiz. Türkiye'deki fotoğraf eğitiminde ister dernekler tarafında, ister okul tarafında ya da özel dersler, hobi tarafında, yani sonuç olarak o bütün o büyük başlıkta fotoğrafçılık eğitiminde bir kere bir gecede Gültekin hocanın çizginin kulaklarını çınlatalım. Ne yapıyorsun Altan demişti bana yıllar yıllar önce. Ben de o zaman ders veriyordum bir yerlerde. İşte hocam demiş, şurada ders veriyorum, fotoğraf dersi ya. Türkiye'nin demişti %50'si diğer %50'sine fotoğraf dersi veriyor zaten demişti. Şimdi onu da ekleyerek bizim fotoğraf eğitimlerinde pek zaten okumak ön plana çıkartılmıyor. Genellikle gezmek, yani bunlar önemsizdir demiyorum da, ve böyle olayın olma anı çok yüceltiliyor. İşte doğru zamanda doğru yerde olmak ama gördüğüne bir anlam katmak veya anlamını çözmek eylemi çok yüceltilmiyor. Dolayısıyla bundan dolayı da fotoğrafa yeni başlayan birisinin çok okumalıyım diye bir refleksi de gelişmediğini düşünüyorum. Bilmiyorum bu konularda ne düşünüyorsun? Doğru, doğru. Doğru bir tespit. Fakat bunun çok tarihsel şeyleri de var, kökenleri de var. Yani Cumhuriyet'in kuruluşuna giden şeyleri var. Yani biz toplum olarak hep böyle kırılmalar yaşayan bir toplumuz. Kopukluklar yaşayan bir toplumuz. Yani mesela fotoğraf imparatorluğa geldiğinde çok hızlı kabul görüyor. Çünkü sarayı kabul ediyor. İşte gayrimüslimler hemen bunu getiriyor, yayıyor, kullanıyor. Fakat Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra bir kırılmaya uğruyor. Mesela 30'larda 2002 sayılı bir yasa çıkıyor. 2002 sayılı yasada mesela 12 tane meslek var. Biri de fotoğrafçılık. 2002 sayılı yasada diyor ki fotoğrafçılık mesleğini sadece Türk ırkından olanlar yapabilir. Mesela o zaman binlerce belki yüzlerce fotoğraf atölyesi kapanıyor. Kahire'ye gidiyor, Lübnan'a gidiyor. Mesela orada çok ciddi bir kırılma var, kopuş var. O Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde de fotoğrafa nasıl yansıyor? İşte biz batılıyız, biz de güzel bir ülkeyiz. İşte biz Osmanlı değiliz. Bakın bizim de modern binalarımız var, manzaralarımız güzel. Böyle bir fotoğraf anlayışı gelişiyor. İşte Otmar Ferşi var, Matbuat Müdürlüğü'nde işe alınıyor, Otto Wanger'in asistanı. Daha sonra 50'lerdeki fotoğrafçılara baktığımızda mesela onun oluşturduğu o kompozisyonel estetikten yararlanıyorlar, onu taklit ediyorlar, onu öğreniyorlar, onu görüyorlar çünkü. Kartpostallar basıyor Otmar Ferşi. Gültekin hocalar, işte Ozan hocalar ve diğer Aragüler hatta hep onlardan etkileniyor ve öyle gelişiyor fotoğraf geleneği. Nedir? İşte ülkemiz güzel. Hatta belki sen de yaşamışsındır bazı yerlerde fotoğraf çekerken aman güzel çek, güzel göster şeyi var. Hatta Anadolu'ya ressamlar gönderiliyor fotoğraf makineleriyle. Ülkenin güzel fotoğraflarını çekin. Aman batılı bizi kötü, çirkin, pis görmesin kaygısıyla hareket ediliyor. Tabii bir de şey de var, yani fotoğraf bizim ülkemizde endüstri değil. Endüstri olmadığı için çok köklü gelişemiyor. Dışarıdan geliyor bütün malzemeler, kitaplar veya filmler, şunlar bunlar, geliştiriciler. Ondan dolayı da biraz gelişimi yavaş oluyor. Yani biraz daha batıya bakarak, biraz da kendi yağında kavrularak, ki biraz internetin hani gelişmesi ve çıkmasıyla biz birçok şeyi gördük. Kitaplar bile eskiden çok pahalıydı. Yayınlanan kitaplar azdı. Dolayısıyla çok bir tartışma, çok bir hesaplaşma olmadı yani. Hep kırılmalarla geldi. İşte mesela 12 Eylül'de mesela birçok arşive el kondu, dağıtıldı. Orada bir kırılma oldu. Üniversitelerde de kırılmalar oluyor. Bütün bunların bir toplamı olarak baktığımızda biraz da el yordamıyla ilerleyen bir şey fotoğraf Türkiye'de. Yani 90'lı yılların sonuna kadar
İşte mesela bir farklı şey olan ne var? İsmini unuttum fotoğrafçımızın, deneysel şeyler yapan Şahin Şahin Kaygun var. Kaygı, O Şahin bile Kaygı. sapıklıkla suçlanıyor yani. Düşün artık. Yazılarda şey var bu. Yani farklı bir ses, farklı bir şey hemen bastırılıyor, eziliyor. İşte ne, rotadan çıktın. İşte 90'lı yılların sonları. Rotanın özentisi olmakla suçlanıyor. Evet. 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 Yani biraz dediğim gibi son 20 yılda biraz bunlar kırılmaya başlandı. Dünyaya açılmaya başlandık. Dünyada ne olup bittiğini öğrenmeye başladık. İşte birçok dergi çıktı, birçok yayın çıktı, festivaller olmaya başladı, yayınlar artmaya başladı ve internet de olmaya başladı. Biraz eğitimcilerimiz de, akademisyenlerimiz de biraz dünyayla iletişime geçmeye başladı. Biraz daha böyle kendi yolunu çizen, hatta akademik eğitimin dışında da çıkış yapabilen fotoğrafçı arkadaşlar çıkmaya başladı. Bu da önemli. Yani ümitsiz değilim, öyle diyeyim. Öyle bir lüksümüz yok zaten, ümitsiz olmak gibi. Evet. Bir de bu dediklerine bir ekleme yapıp senin de fikrini sormak istiyorum. Ben tabii şahit olduğum kısmıyla süreçle ilgili konuşayım. İşte ben 98 girişliyim okula. 2003 mezunuyum. İRSA'da 97 üyesiyim. 96 mı? 23 sene falan oldu. Neyse, 90'larda üye oldum. O süreci biliyorum yalnızca. O süreçten günümüze kadar. Peki Türkiye'de üretilen fotoğraflar üzerine birçok alanda olmadığı gibi fotoğrafta da eleştiri metni pek olmadı. Yani pek eleştiriyi seven insanlar olmadığımız için genel olarak da yaptığımız iş üzerinden bir tartışma ortamı yaratıp kendimizi daha çok geliştirmemiz gerektiğini, anlamamız gerektiğini görmemiz ya da en basitinden yaptığımız, ortaya koyduğumuz projelerin ilk sıfatının yaratıcı olmak zorunda olduğu pek konuşulmadı. Eleştiri başlığı olarak gelmedi. Genellikle zaten her şey büyük fedakarlıklarla yapıldığı için emeğine sağlık, ellerine sağlık. Usta olmayanlar, usta olmak isteyenler, ustanın seçtikleri bağlamından pek kurtulamadık. Böyle olunca da pek okuma isteği de gerek olmadı. Yani kendimi geliştirme heyecanı, sebebi ortada yok. O yüzden bunun araçlarından biri olan okuma da biraz zayıf diye düşünüyorum. Özellikle eleştiri kültürü gelişmediği için bu konuda da fikrini alabilirsem çok sevinirim. Haklısın yani, bizde eleştiri biraz daha çok da övgü tarzında da Evet. gidiyor ama işte çok iyi olmuş, eline yüzüne sağlık. Ya yani bunun bir şey de şu, gerçekten bizde fotoğrafçılar fotoğrafın sponsoru olmak durumunda. Yani çalışmasını da kendisi yapıyor, sergisini de kendi asıyor, işte sergisini de kendi cebinden parasıyla bastırıyor. Gerçekten o anlamda hani Don Kişotça bir yaklaşım. Çünkü destek almak gerçekten çok zor. Destek alabilenler de çok nadir fotoğrafçılar. Veya ne bileyim, buradan hayatını kazanabilen fotoğrafçı sayısı çok az. Ben daha çok hani dediğin konuya şöyle yaklaşıyorum. Hani biz hep ekoloji kavramını kullanırız. Ekolojik dengeyi bozmayalım. Hani ekoloji dediğimiz nedir? Canlıların birbiriyle iletişimi, bir denge kurması. Şimdi mesela fotoğrafın ekolojisinden bahsedeceğimiz zaman İşte ne dedik? Mesela endüstri bizde değil, tamam, olabilir. Akademi, işte galeriler, yayın evleri, bu malzeme sağlayıcılar, bir de fotoğrafçılar olarak düşündüğümüzde bunun hepsinin birbirleriyle iletişim halinde olduğu, birbirini beslediği, birbirini eleştirdiği veya birbirinin önünü açtığı bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Bizde hep bazı ayaklar eksik kalıyor. Mesela diyelim eğitim ve dernek ayağı varken ne bileyim yayıncılık ayağı eksik kalıyor. Veya ikisi birbirini besleyemiyor. Baktığımızda fotoğraf dergilerine daha çok amatör, Teknik. teknik şeyi seviyeyi aşmayan ama mesela bir sergiye, bir döneme vesaireye eleştiri yapan yazılar bulmak çok zor. Bir de eleştirmenlik kurumu yok bizde yani. Hani mesela o ekoloji dediğimizde sadece fotoğrafta değil, diğer alanlarda da yani bizde en fazla eleştirmenlik şeyi edebiyatta var. Hani çok büyük bir laf etmeyeyim ama
Türkiye'nin genelinde eleştiri kurumu çok yok. Yani biz toplum olarak da dediğin gibi eleştiri kurumuna çok şey değiliz. Ya da işte Batı'da mesela mentörlük deniyor, akıl hocalığı. Akıl hocalığı bizde biraz hakaret gibi kullanılıyor. Yani birinin yol gösterme, öncü olma, biraz budama, yontma şeylerine de çok açık değiliz. Evet. Ama tabii orada şimdi dediğin gibi bugün seni bulmuşken birçok konuya girip çıkacağız. Sevgili seyredenler de fikirlerini yazıyorlar, yazarlar. Yani orada biraz da şu da var ama o hani mentorluk evet yok. İki taraflı da yok ama ben bunu da söyleyeyim Evet. açıkça. Ama şey de çok abartılmıyor mu? Yani herkes kendisine bir usta belirleyip onu böyle tartışmaya açmadan o yapıyorsa doğrudur. Ve o sürekli gösterirse en iyi ihtimalle ustanın birer kopyası olma ihtimali var şeklinde bir çalışma durumu da var. Yani yaratıcılık, farklı olma, üstüne çıkma pek hem cesaretlendirilmiyor hem de kimsenin cesareti yok. Dediğim gibi bunların birçok şeyi ilişkisi var da ben genellikle hani o usta-çırak ilişkisinin Türkiye'de yanlış yorumlandığını düşünüyorum. Doğru. Yani bizde bir tür işte hakimiyet ilişkisine dönüşüyor. Yani birinin himayesi altına girme ya da birini himayesi altına alıp onun kendi rotasından çıkmasına izin vermeme, kendisinin bir tür kopyasını üretme gibi yaşanıyor. İşte geçenlerde bu Neşet Ertaş'la bir söyleşi izledim. İşte ona soru soran diyor ki sen niye hiç yani bir çırak falan yetiştirmedin kendine? Onun da cevabı çok ilginçti, güzeldi. Başkasının gölgesinde yetişenin kendi gölgesi olmaz diye bir şey söyledi. Güzel. Gerçekten düşün, yani kişinin kendi doğru ustalardan destek almak gerekiyor, akıl almak gerekiyor, şey yapmak gerekiyor ama herkesin de kendi kişiliği olması lazım. Şimdi Evet. kendi kişiliğin olmazsa, kendi kişiliğini oluşturamazsan bir yere de gidemezsin yani. Bizde toplumsallık çok ağır. Birey olmak için gerçekten çok büyük mücadele etmek gerekiyor. Birey olmak için bir sürü de düşman sahibi olman gerekiyor. Ailenle kavga etmen gerekiyor. Çevrenle. Çünkü birey olmaya bizim toplumda çok izin verilmiyor. Evet. Evet. Bir tehdit kabul ediliyor. Evet, bağımsız ama bizden kopar, farklı işler yapar, fazla uzağa gitmesin. Yanımızda yöremizde de dursun. Ve şey yani öyle olduğunu düşünmüyorum ama öyle söylendiği için kısaca söylüyorum. Buna da saygı deniyor. Evet. Yani destur almadan hareket etmesin falan. Tabii biraz da yani hep ustaya, hocaya yüklenmeyelim. Arkadan gelenin de çok çalışkan olması gerekiyor. Benim gördüğüm bir eksiklik de o. Kendi kuşağım için söylüyorum. Sakın yaşı geçmiş iki insan kuşakları eleştiriyor. Ben kendi kuşağım, kendim için söylüyorum. Yani sonuçta birisinin size yol göstermesi için de onun önüne iş yığmanız lazım. Tabii. Tabii. O iş yığdığınız halde zaten bir yol açamıyorsa zaten o kişi der size. Der ki benden bu kadar. Neşet Usta'nın söylediği gibi kendi gölgeni bul artık. Yarat. Ya o konuda da sıkıntı gerçekten var bizde. Şöyle var, hani birçok genç arkadaşı görüyoruz, işlerini izliyoruz. Bizde yani genç arkadaşlarda şöyle bir şey var. Hepsini genellemiyorum tabii. O yanlış anlaşılmasın lütfen. Çok fazla başkalarını taklit etme. Edebilir insan bazen. Ressamlarda da öyle oluyor. Yani yetişirken bir ressamı taklit ettiriyorlar. Onu şey yap diyorlar, öğrenmesi için. Bizde böyle çok kısa ve hızlı ünlü olma şeyi var. Hemen adım duyulsun, şey olsun, bir yerlere gelsin adım. Yani böyle olmuyor. Bir uzun emek süreci gerekiyor. O aradan yıllar geçmesi ve biriktirmen gerekiyor. Bir şeyi biriktirdikten sonra bir aşamaya sıçrayabiliyorsun. Birdenbire hiçbir şey olmuyor maalesef. Evet. İmkanı yok. Şimdi Hüseyin abi ben deminden beri araya girmek istemedim. Onlarca teşekkür, tebrik Ben de mesajı öyle teşekkür geliyor. ederim. Zaten demin sana söyledim yayından önce buradan da paylaşayım. Hüseyin abiye ödülü verdiğimiz, açıkladığımız sosyal medya paylaşımları İhsan, normal
fotoğraf paylaşımlarından daha fazla beğeni, yorum, paylaşım aldı. Bu da senin çok sevildiğini gösteriyor bizim için. Teşekkür ederiz. Ben tüm yorumları size iletmiş olayım. Demin ben de söyleyecektim. Araya giremedim. Şey hatırlatmış. Arzu Güngör hatırlatmış. Geniş Açı. Demin yayıncılıktan falan bahsettik ya. Arzu Güngör Geniş Açı dergisinin bir eleştiri köşesi vardı. Keşke fotoğraf ortamı bu güzel yayını yaşatabilseydi. Bugün başka bir yerde olurduk. Yanılmıyorsam Büdütör'dü. Önce o başladı. Sonra arka sayfalarda Büdütör köşenin ismiydi. Kimin yazdığını bilinmiyordu. Arka sayfalarda eleştiri yazıları çıktı. Bunun dışında da o demin Hüseyin abi senin söylediğin yurt dışını takip etmek, neler yapıldığını anlamak, yeni projelere sayfalarını açmakta Geniş Açı'nın çok büyük bir emeği var. Geniş Açı'nın o açılımda çok büyük emeği var tabii. Evet, çok özel bir yeri var. O yüzden onu da bir kere anmak lazım. Yine Arzu Güngör'ün sorusu var. Espas'ı seviyoruz, uzun ömürlü olsun, nice ödüllere demiş ve adını sormuş. Sevgili Hürü de aramızda yorumlarıyla. Adını kim koydu? Espas'ın bir hikayesi var mı demiş. Espas boşluk demek. Space. İşte Latinceden geliyor. Müzikte, notada boşluk. İşte resimde boşluk. Mimaride boşluk. Ben yanlış hatırlıyorsam Hürü düzeltebilir. Bizim tasarımcımız Savaş Hoca vardı. Savaş Çekiç. Onun fikri diye hatırlıyorum. O bu Espas şeyinin sözcüğünü çok seviyordu. Espas olsun demişti bize. Öyle hatırlıyorum. Benim hafızam biraz zayıftır. Yürü, başka yorumları da var. Şimdi onları okuyacağım. Ama bu konuda da katkı yaparsa seviniriz. Bizde de okulda ben hatırlıyorum. Fotoğrafı gösteren boşluğudur derlerdi. Kenar boşlukları özellikle pasportu çerçeve yaparken çok önemli bir kavramdı. Yine Arzu uzun ömürlü bir fotoğraf yayınının genel yayın yönetmeni bir gazete röportajında dergisinin uzun ömürlü olma sırrını hiç kimsenin işini olumsuz eleştirmedik cümlesiyle açıklamıştı. Ben hatırlıyorum kimin söylediğini. Evet. Evet öyle bir durum var. Yalnızca tabii fotoğraf alanında yok. Ben yarı amatör olarak sinemayla da ilgileniyorum. Veya iyi bir seyirciyim. Orada da çok büyük tartışma konusu oluyor eleştiri yazıları. Bir de orada büyük bir ticari mevzu döndüğü için çok da belirleyici oluyor. Bizden durum daha beter. Evet, Savaş Çekiç Espas ismini koydu demiş. Bundan daha önce Yürü şey demiş, sizlere katılmıyorum. Bizler hemen ünlü olmak için derin işler yapmıyoruz. Yüzeysel toplumun yüzeysel insanlarıyız. Burada biraz anlaşıyoruz. Oysa ki fotoğraf da yüzeyselliği, en azından benim kafayı yorduğum belgesel fotoğraf, yüzeyselliği hiç kaldırmayan, yüzeyselliğin sırıttığı bir alan. Buradan şuraya geçmek istiyorum. Ya, bir hatırlatma yapayım. Biz İrsak Yönetim Kurulu'nda görev aldığımız günden itibaren Hüseyin abinin desteğiyle bütün konuklarımıza Espas yayınlarından kitap hediye ediyorduk. Keşke araya hastalık salgın girmeseydi devam ederdik, ederiz ama ileriki günlerde devam edeceğiz. Buradan bütün seyircilere de sesleniyorum. Yılbaşı geliyor. Kitaptan güzel hediye olmaz. Bunu hiç espri olsun için falan söylemiyorum. Espas yayınlarında çok güzel kitapları var. Hem tasarım olarak hem içerik olarak. Ve günümüzde herkesin biraz fotoğrafla ilgilendiğini düşünürsek çok güzel bir hediye yöntemi. O yüzden hatırlatıyorum lütfen buna hediyelerinizi öncelik verin. Hüseyin abi hiç alçak gönüllü ve hiç böyle bahsetmeyi sevmeyen bir insan olarak onun görevini yapayım. Şunu söylemek istiyorum ya fotoğrafçı arkadaşlara özellikle 2012'de sanırım Ken Light Bursa'ya gelmişti Uluslararası Fotoğraf Festivali'ne. Hani yine bu konuların konuşulduğu oturumlar yapılıyordu. Şey dedi, benim dedi 600 tane albümüm var dedi. Yani muhtemelen şimdi daha fazladır. Niye var dedi. Çünkü dedi ben her arkadaşım albüm yayınladığında onu alıyorum. Çünkü ben de yayınladığımda onlar benimkini alacak dedi. Yani bu bir tür dayanışmadır. Maalesef bizde fotoğraf albümü yayınlayan arkadaşlar genelde hemen hemen çoğunluğu mutsuz oluyor. Çünkü
alınmıyor. Yani beğenmesek bile bir destek amacıyla almak gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de hiçbir yayıncı fotoğraf albümü yayınlamıyor. Yayınlamak istemiyor. Niye? Çünkü satılmıyor. Satılmayan bir şeyi hiçbir yayıncı yayınlamak istemez. Eğer biz birbirimizin albümünü alırsak, destek verirsek, yayıncı da bunu yayınlamak ister ve birbirimizi beslemiş oluruz. Yani bu gerçekten çok önemli. Bazen birçok arkadaş geliyor, işte ben albüm yayınlamak istiyorum, aman dur diyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir para, yani büyük bir para yatırmak gerekiyor. Kağıt çok pahalı, matbaacılık giderleri çok pahalı. Bu anlamda dayanışmamız gerekiyor. Yani o ürünlerimizin ortaya çıkması için. Çünkü tamam, hepimiz çekiyoruz ama onu kitaba dönüştürmek gerçekten çok önemli. Kitap o işleri kalıcı kılmanın en temel yolu. Yarın bir gün belki artistlerimiz kırılabilir, kaybolabilir, gidebilir ve birçok fotoğrafçının zaten böyle bir sorunu var Türkiye'de. Yani bir arşivlerimizi bağışlayacağımız, bırakacağımız, bir müzemiz, güvenebileceğimiz bir yer yok. Onun için yayınlama cesaretini gösteren insanlara da destek sorumluluğumuz var. Evet, bununla tabii ki katılmama imkansız, yani şüphesiz kelimesi kelimesine katılıyorum. Keşke daha güçlü derneklerimiz, İFSAK'la dahil olmak üzere maddi problemi olmayan derneklerimiz daha güçlü olsa, federasyonumuz ya da bireysel girişimlerimiz kitap bastırabilsek. İFSAK bu sene üyelerinin desteğiyle bir kitap bastırabildi ama iki kitap bastırdık, özür dilerim. Bir de Doğa grubunun güzel bir kitabı bastırıldı. Ama yani İFSAK kapasitesindeki bir derneğin yılda 4-5 tane kitap bastırabilmesi gerekiyor bence. Ve bunu üyelerine ulaştırıp satabilmesi gerekiyor. Yalnızca bununla ilgili kafama takılan şöyle bir sorun var söylediğin gibi. Ya Jüri çok güzel bir şey yazdı, onu okumadan edemeyeceğim. Okuyorum. Espas fotoğrafçıların kolektif bir ortam olsun hayalleriyle yola çıkmıştık. Espas fotoğrafçıların kolektif bir ortamı olsun hayalleriyle yola çıkmıştık. Umarım birimizin değil hepimizin olur. Ne güzel söyledin. Umarım biz fotoğrafçılar olarak da bunun değerini işten geçmeden daha çok biliriz. Espas'ı o duruma getiririz. Bu Şöyle arada bir... şunu da söyleyeyim Altan, bu Buyur. çok önemli. Hani biz yayın evi olarak hep kolektif yürümeye çalışıyoruz. Yani biz bunu bir mülkiyet olarak görmedik. Ne bileyim, tasarımcımız mesela bu anlamda bize hiçbir maddi karşılık beklemeden destek verdi. Mesela bazı arkadaşlarımız, isimimi zikretmeyeyim, kitaplarının telifini hiçbir telif istemeden bize kitaplarını verdiler. Bazı arkadaşlarımız çevirisi, basımını üstlendiği kitaplar oldu. İsim isim burada dile getirmiyorum. Bunlar bizi çok moral veren, hani motive edici katkılar. Hiçbir maddi karşılık beklemeden böyle destekler aldık. Onu belirtmek istiyorum özellikle. Hepsine çok teşekkür ederiz. Oysa ki değil de özür diliyorum. Şöyle bir şey olsa, yani sizin bir kitap projeniz olsa ve bunun gerekirse İFSAK'ta öncülük ederek ön satışını biz hemen yapsak ve dolayısıyla sizin de kafanız rahat o kitabı çıkarsa, bunu bir deneyelim istersen. Tabii biz her türlü deneyime, kooperatifsel işbirliklerine açığız. Serdar'dan biraz denemekten bıkmışsındır da. Tabii İnsan işte bir şekilde yardımcı olmak istiyor. Meslek sırrı değilse bir kitapçının yayın evinin hayatına devam edebilmesi için her yaptığı kitaptan en az ne kadarsa kaç tane satması gerekiyor Türkiye şartlarında? şöyle, biz yayıncılığa başladığımızda 400-600 arası bir kitabı sattığınızda onun maliyeti çıkıyordu. Yatırdığınız parayı geri alabiliyordunuz. Yani bu çok da büyük bir rakam değil aslında. Şu an 1.000 kitap Şimdi bir sattığınızda onun maliyeti çıkıyor. Biz de ondan dolayı kitaplarımızı minimum 2.000 basmak zorundayız. Tabii şöyle bir şey de var. Hani 1-2 yılda onu sattığınızda o olabilir ama bizim kitaplarımız 7 yıl, 8 yıl, hatta 9-10 yıldır bitmeyen kitaplarımız var. Enflasyon farkına vurduğunda 10 yılın aslında evet. zarar hepsi. Evet, hepsi zarar. Ne yazık ki bir değişim Ve duyuyorlar.
bizim sektörümüz de her şey dolara ve euroya bağlı. Kağıt, işte matbaacılık giderleri, Telif hakları. kağıttaki KDV, telif, aldığımız teliflerde yine %18 KDV veriyoruz yabancı. Genelde bizim kitaplarımız çeviri kitaplar olduğu için onlara da %18 KDV veriyoruz. Yani şu an bir İngilizce kitabın telifini alıp basmak yaklaşık 30-35 bin liraya mal oluyor bir kitabın. Sırf telifi. Telifi, baskısı, her şeyi Ha, dahil. etti baskı her şeyi dahil. Ve Yani bu 16 lira ile 20 lira arası maliyeti bir kitabın bize. çok yüksek. Yani 35 bin lira çok yüksek. Maalesef bundan sonra mecbur, çünkü bu euro dolar artışlarından dolayı bundan sonra muhtemelen kitaplarımız pahalı olacak. Ben birkaç gün önce bir kitap aldım. Editörlük üzerine bir kitap aldım. 90 liraydı, indirimli 76 liraya aldım. Çeviri bir kitap. Hani biz belki 90 lira yapmayacağız. Ama mesela bizim Türkçe bastığımız bir İngilizce kitap mesela 30 pound, 30 euro. Biz onu 50 liraya, 40 liraya satıyoruz. Yani normalde yarı fiyatına satmamız lazım. Yani 90 lira, 100 lira gibi şeylere satmamız lazım, ama bu sefer de kimse alamaz. Yani Çünkü biraz, tamam, okuma alışkanlığı da var, ama biz de yoksullaştık toplum olarak. Bunun da ciddi bir etkisi var yani. çok büyük etkisi var. Onu zaten tartışacak bir durum yok. Kendi kağıdımızı üretemememiz bile zaten içler acısı, üzücü bir durum. Ama şunu da söyleyelim, yani madem böyle dost meclisi çeviriyoruz, fotoğrafçılıkla ilgili bir fotoğrafçının harcama kalemlerini alt alta koyduğumuz zaman da bu çok küçük bir satır bence. Bir kitaba Tabii bir 30 lira, fotoğraf. 70 lira, 100 lira vermek. Ama tabii şu da hoşuma gitmiyor. Yani kitap alalım, espas yaşasın şeklinde konuşmak da hoşuma gitmiyor. Yani Tabii. eskiden bir laf vardı ya, boş zamanlarımda kitap okuyorum. Yani temel ihtiyaç zaten bir fotoğrafçı için olmalı. O yüzden biraz daha bu konuyu uzatıyorum ki daha çok bilinç altlarına girelim diye. Peki şunu soracağım. Yalnızca hastalık süreci, salgın süreci için demiyorum. Bir süredir internet, cep telefonları, hızlı internet, fotoğraf ki webde paylaşılması en kolay üretim şekillerinden biri fotoğraf. Sinemayla, resimle karşılaştırdığınız zaman daha çok insana ulaşması bakımından. Sen bu süreci nasıl görüyorsun? Neler olacak hayatımızda? Yani fotoğraf albümleri olacak mı? Buna başka bir çözüm bulunabilecek mi? Seyirci kendini nasıl geliştirecek veya fotoğrafçı burada nasıl bir pozisyon almalı? Bu konulardaki fikirlerini bizimle paylaşırsan çok sevinirim. Tabii önce yayıncılık sektöründe nasıl etki yaptığı, onu şey Evet. yapayım. Türkiye'de maalesef bu pandemi sürecinde inanılmaz derecede korsan kitap, işte sosyal medya üzerine PDF paylaşımı çok fazla arttı. Bu da gerçekten yayıncılara çok ciddi zarar veren bir şey. Hem yayıncılara, hem yazarlara, hem çevirmenlere gerçekten çok zarar veriyor. Biz bununla da Yayıncılar Birliği olarak mücadele ediyoruz. Ama bunun şöyle bir etkisi de var. Yayıncıların hevesi ciddi anlamda kırılıyor. Çünkü bir şeyi yayınlıyorsun, 2 gün sonra PDF'i çıkıyor internette. Bu çok büyük bir darbe. Yani bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Dijitalleşme olayı dünyada bir dönem oldukça hızlı gelişmişti. Fakat şu an tekrar tersine evrildi bu durum. Yani dijital kitap sayısı bayağı bir artmıştı. Fakat şimdi basılı kitap sayısı tekrar artmaya başladı. Dijitali geçti. Böyle insanlar kitap okuma, ona sahip olma alışkanlığından vazgeçmek istemiyor. Elini almak, işte mürekkebin kokusunu duymak istiyor. Ben de öyle bir kuşaktanım. Sen de muhtemelen öyle bir kuşaktansın. Ama şimdi yeni gelen kuşak maalesef öyle değil. Yani küçük, işte Hürü'nün oğlu mesela pandemi sürecinden dolayı sürekli bilgisayar başında. Belki o kuşak işte e-kitap gibi şeyleri daha fazla okuyacak, benimseyecek. Ama bilemiyoruz. Çünkü yine kitabın, böyle basılı kitabın garip bir direnme şekli var. Ve onu da gösteriyor. Fotoğraf anlamında tabii fotoğrafın hiper demokrasisini yaşıyoruz. Yani hiper demokrasisini yaşıyoruz.
Ama bence çok emek verilen, damıtılmış işler yine değerini koruyacak. Hatta daha fazla değerlenecek diye düşünüyorum. Çünkü bir şeyin aşırı bol olduğu yerde onun iyisiyle kötüsünü ayırt etmek daha kolay olacak diye düşünüyorum. Ama fotoğrafçıların yaşamı daha da fazla zorlaşacak. Çünkü fotoğrafçılar bu pandemi sürecinde, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok ciddi anlamda gelir kaybına uğradılar. Çalışma şartları zorlaştı, ücretleri düşürüldü. Pandemi sürecinden sonra bu ne kadar düzelir, o konuyu tahmin etmek zor. Ben çok düzeleceğini düşünmüyorum. Çünkü her koşulda sermaye o kazanımları geri vermemek ister. O konuda da diretir. Biraz daha özellikle bu Netflix ve benzeri platformların çıkmasıyla birlikte video ve sinema, belgesel projeler çok önem kazandı. Biraz fotoğrafçılıktan değil de daha çok bu tür projelerden para kazanmaya dönük şeyler, video bu anlamda oldukça gelişti. Ama rekabet de arttı çok fazla. Orada da çok fazla rekabet var. Ama orada da Netflix gibi tekeller de çok acımasız. Yani yine orada da ciddi bir şekilde ürettiğin işlerden dolayı ciddi bir şekilde sömürülüyorsun. Ama işte bunları aşmanın da yolları var. Yani bir şeyin hem iyi yanları da var, kötü yanları da. Buna karşı da biraz daha örgütlü olmak gerekiyor. Ya da kendi bağımsız platformlarını ya da kooperatif yapıları, dayanışma ağlarını kurmak gerekiyor. Çünkü gerçekten dünyanın mevcut şeyine baktığımızda, özellikle bu pandemi sürecine baktığımızda, işte Amazon'un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı haline geldi. Servetini kat kat arttırdı. Veya benzeri yapılar. Yoksullaşan kesim daha fazla yoksullaştı. Bu çok büyük bir çelişki. Bunu da aşmanın yolu bunlara karşı mücadele etmek ve alternatif yapılar oluşturmak. Başka bir yol gözükmüyor yani. Peki bu kadar hızlı paylaşabilme özelliği, önce yalnızca dijitalleşmesinden bahsetmiyorum, aynı zamanda sosyal medyasından da bahsediyorum. Cep telefonundan önce nasıl yaşıyorduk diye de bir geyik anlamında söylemiyorum. Yalnızca artık bizim eskiden işte sabah çekip akşam karanlık odayı yarın sabaha basmak kısa sayılırken, şimdi işte 2-3 dakikada dünyanın bir yerlerine ulaştırma gibi bir imkan fotoğrafçıyı nasıl etkiledi? Sence? Fotoğrafçıyı bence şu çabuk olma kaygısı özellikle. Ben şu, işte ya teknolojik olarak onun imkanları var, fakat şöyle bir şey var. İşte bu cep telefonu ve diğer şeyler, medyalardan dolayı vatandaş haberciliği denen bir şey ortaya çıktı. Mesela fotoğrafçı her zaman her yerde olamıyor ama olayın olduğu yerde vatandaş hemen videoyu çekiyor cep telefonuyla ve o çok kısa sürede yayılıyor. Bu bir anlamda fotoğrafçıların aleyhine de oldu. Yani haber fotoğrafçılığının aleyhine de oldu. Ve televizyonlar da bu vatandaş haberciliği olayını çok ciddi şekilde desteklediler ve yararlandılar. Çünkü daha ucuz. Çünkü eskiden fotoğrafçıya yolluk veriyordu, şu veriyordu, bu veriyordu. Şu an işte ben çekip gönderiyorum. O da hemen yayınlıyor. Para bile belki vermiyor. Çünkü insanlar bu işi yapmaya hevesli. Hemen Twitter'da paylaşıyor, Facebook'ta, Instagram'da paylaşıyor ve çok hızlı yayılıyor. Bu anlamda fotoğrafçılık meslek anlamda biraz zayıfladı. Daha da zayıflayabilir diye düşünüyorum. Yani işler zor. Ama tabii bizim geçmiş önemli olayların fotoğraflarında gördüğümüz, hepsinde olmasa bile birçoğunda gördüğümüz o estetik tarz, o fotoğrafların da akılda kalmasını, olayının dışında da akılda kalmasını sağladı bence. Vatandaş haberciliği kısmında o alan biraz zayıf ama kimsenin de pek umuruna değil galiba. Evet, öyle. Yani sanki yıllar sonra bugünün fotoğraflarının estetik düzeyi biraz daha zayıf olacak gibi gözüküyor. Haber üzerinden bakarsak, projeler üzerinden değil de. Ya şöyle düşünüyorum ben, hani insanoğlunun geçtiği evrelere bakarsak, hani önce diyorlardı ya, önce söz vardı. İşte logos. Çünkü sözlü kültürü binlerce yıl yaşadı insanoğlu. İşte yazılı kültürü de
Gutenberg'den bu yana yaşıyor. İşte görsel kültür de işte fotoğrafın icadı ve özellikle son 20 yılda da bu dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte inanılmaz hızlı ve yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Aslında bu çok ciddi bir kırılma. Ama biz toplum olarak da buna çok hızlı uyum sağlıyoruz Türkler. Yani biz yazılı kültürü az yaşadık ama çok iyi bizden yazarlar çıktı. Çünkü Osmanlı'ya işte bildiğimiz sebeplerden dolayı matbaa daha geç girdi vesaire. Ama çok iyi yazarlarımız var. Sözlü bir toplum olmamıza rağmen işte Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte baktığımızda ki bu 80-100 yıllık sürece işte Yaşar Kemaller gibi çok değerli yazarlar çıkarabilmiş bir toplumuz. Ama şeye baktığımız zaman, görsel şeye baktığımız zaman çok hızlı uyum sağlıyoruz ama biz biraz işin oyuncak kısmıyla toplum olarak, eğlenme kısmıyla ilgiliyiz. Ama buna rağmen bunu ciddiye alan bir kesim de var. İşte bizlerin içinde dahil olduğu azınlık grup diyelim. Bu konuda gerçekten ciddi çaba göstermeye başladı. Bunun emareleri var. İşte Magnum'a giren arkadaşlarımız var. Bu da sevindirici. Yani uluslararası projelerde yer alan birçok arkadaşımız var. Dünyayı takip edip orayla etkileşim içinde olan arkadaşlarımız var. Yani bu bizim ülkemiz adına sevindirici. Tabii bu da şu da var. Bizim etrafımızda bir ateş çemberi var. Olaylar çok fazla. Irak'tır, Suriye'dir vesairedir. Göçlerdir. Bunlar bizim fotoğrafçılığımızı da çok tetikledi. Yani biraz işin içine girme, oralarla daha yakın temas etme, ve uluslararası onları platformlara taşıma, birçok arkadaşların işte önemli yayın organlarında kapak fotoğrafları çıktı. Bu önemli bir şey. Evet. Ama yine dediğim gibi çok ciddi bir rekabet var. Koşullar çok zor fotoğrafçılar için. Belki bu pandemi sürecinden sonra da ne olacak bilmiyoruz. Çünkü galeriler kapandı, birçok iş alanları kapandı. Bir de Türkiye'nin ekonomisi de çok iyi durumda değil. Hani benim şahsi kanaatim. Ama dediğim gibi mücadele etmek gerekiyor. Eskisinden daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Bilinç anlamda yani bu rekabet koşullar anlamında değil de. Bilinç anlamında. Seni biraz soluklandıralım Hüseyin abi. Ben de birkaç yorum okuyayım. Tamam, ben de Sevgili kahve Cengiz, içeyim. Sakarya, geçmişte ön ödemeli kolektif bir örgütlenmeyle beşer tane kitap sahibi olmuştuk. Bu örgütlenmenin ciddi olarak geliştirilmesi gerekiyor. Sevgili Hüseyin bu yöntemi tekrar hayata geçirelim demiş. İFSAK olarak da biz de buna elimizden gelince destek veririz. Hürri, demin konuştuğumuz konu hakkında derinleşmek için fotoğrafçıların yavaşlaması gerekiyor demiş. Tabii profesyonel olarak özellikle haber fotoğrafında yer alan fotoğrafçıların, belgesel fotoğrafçıların, belgesel fotoğrafçılığa tabii eşittir haber fotoğrafçılığına bağlamamak gerekiyor. Evet. Bunlardan bağımsız proje üreten ben de öyle çalıştım. Yani hiçbir dergiye çalışmadan proje ürettim veya ajansa. Onları ayrı tutmak lazım ama diğerlerinin yavaşlama lüksü yok. Ama derinleşmek için fotoğrafçıların yavaşlaması gerekiyor kısmına biraz katılıyorum. Çünkü hızla üretilen ve hızla tüketilenin hakikaten de sonu yok ve gitgide artıyor. O hız dediğimiz mevzu gitgide artıyor yani. Evet. Bir güne hızlı diyorduk. Şimdi yarım güne, 5 dakikaya, 2 saliseye WhatsApp hızına indi mevzular. Dolayısıyla bunu nerede durdurabiliriz? Bir yerde bizim durmamız gerekiyor. Ben Hürri'ye katılıyorum. Bu arada Hürri, lütfen ajandana bak ve bize bir gün ayırla. Hemen yarın onu programlayıp seni burada konuk etmek istiyoruz. Bir Nursel Hanım kitaplara nasıl ulaşabiliriz demiş. Nereden ulaşabiliyorlar Espasya İnternet yayınlarına? sitelerinde var. İdefix'ten Şey, tutalım Egamlı'ya kadar. evet. Yani gayet uygun indirimlerle de satılıyor. %40 varan indirimlerle de satılıyor. Evet. Oralardan herkes temin edebilir ya da direkt bize ulaşarak da ama isteyebilirler. Ben biraz daha toplu siparişleri şey yapmaya çalışıyorum. Orada sevgili Cengiz'in şeyine bir değinmek istiyorum. Bir dönem ben bir iki kitap için yaptım onu. Fakat dediğim gibi şöyle bizim zorluklarımız var. Ben tek başımayım.
Ve başka bir yayın eviyle de şimdi Alef yayın evi, kardeş yayın evimizle birlikte işte depolarımızı ortaklaştırdık, ofisimizi ortaklaştırdık. Biraz da tasarruf amacıyla. Biz mesela şu an şöyle diyeyim, iki yayın evi bir kişi bile istihdam edemiyoruz. Etmek istiyoruz ama edemiyoruz. Yani öyle diyeyim. Ve bizim gibi o kadar çok yayıncı var ki tek başına işte kendi dışarıda işler yaparak mesela ben yayıncıyım ama ben şu an iki tane farklı işte çalışıyorum. Yani öyle bir durumdayım. Sadece ben değil, benim gibi birçok arkadaş o durumda. Yani biraz misyon duygusuyla herkes bu işleri götürmeye çalışıyor. Tabii ki büyük bir yayın evi olsak, birkaç çalışanımız olsa bu tür şeyler çok kolay. O kooperatif türü dediği şeyleri Cengiz arkadaşın düşündüğüm, taşındığım bazı arkadaşlar var. Burada isimlerini ifade etmeyeceğim. Ama bu tür şeyler düşünüyoruz. Nasıl olabilir, nasıl yapabiliriz diye. Gerçekten önemli yani. Çünkü bu anlamdaki bu üretim kooperatifleri Anadolu'nun birçok yerinde de Ege'de özellikle kadınlar bunu başarıyor. Ve başarılı da oluyorlar. Ürünlerini bir şekilde doğrudan tüketiciye ulaştıran çok sayıda kooperatif görüyoruz yani. Ben bir daha tekrarlayayım. İrsak olarak her zaman her koşulda yanındayız Hüseyin abi. Espas yayınlarının. Elimizden bir şey gelir. Biz düşünemeyiz. Lütfen sen bizi hatırlat. Söyle. Ben başka bir konuya geçeceğim izninle. Şimdi sen yayıncılıkta mesain var. İşte festivallerde mesain var ama bunun yanında bir kimliğin de var. Okullu fotoğrafçısın. Dolayısıyla biraz fotoğraf eğitimi üzerine konuşalım mı? Tamam. İdeal fotoğraf eğitimi nedir? Nasıl olmalıdır? Dünyadaki örnekleri nasıl? Türkiye'de nasıl? Tabii bunu okul, yalnızca okul üzerinden konuşmak sınırlı değiliz. Dernekler üzerinden de konuşabiliriz. Bir de belgesel başlığı açalım, olur mu? Yani Olur. evet. Aslında onları hürriyle tartışsanız daha iyi. Onları yapacağız. Deminden beri söylüyorum işte bize zaman ayır diye. Kendisine haksızlık etmeyelim ilk defa. Tamam. Yeni yılda biz bu biraz pandemi nedeniyle durduk. Yani biraz durduk, biraz harekete geçtik. Tekrar yeni yılda beraber bu gibi etkinlikleri çoğaltacağız. Ama yine de senin öğrenci olarak fikrini alalım. Öğrenci olarak peki. Jüriyi eğitmen olarak daha çok, akademisyen olarak özür dilerim fikrini alırız. Senin de öğrenci olarak fikrini alalım. Ya ben şunu söyleyebilirim kendi tecrübemden. Özellikle güzel sanatlarda ve fotoğrafta ki eğitime baktığımızda yani genç yaşta ben başlamayı çok önermiyorum. Çünkü ben biraz daha geç yaşta başladım ve geç yaşta güzel sanatlar eğitimine başlamak çok daha avantajlı. Çünkü belli bir hayat tecrübesi kazanıyorsun. Dünyaya bakışın biraz daha belirli oluyor. Daha kararlı oluyorsun yapmak istediğin şeyde. Ve daha disiplinli olabiliyorsun. Bu anlamda ben bunun hani geç yaşta fotoğraf eğitimi almanın faydasını gördüm. İşte 17-18 yaşındaki bir gencin girmesiyle 30'lu yaşlarda ya da 25'li yaşlarda birinin başlaması gerçekten çok fark ediyor. Bunu öneririm yani herkese. Geç yaşta başlamak daha iyi. Bir de 4 sene boyunca teknik ağırlıklı bir eğitim almak gerçekten fazla bence. Fotoğrafın tekniğini öğrenmek için. Hani 1 sene olabilir, 1,5 sene olabilir, 2 sene olabilir. Ama ben okuduğum dönemde de biz bölüm başkanımız rahmetli Barbaros Hoca ile de çok tartışırdık. Yani işte benim de hatta öncülüğünü yaptığım bir grupla da böyle bir okulda toplantı yapmıştık. İşte ne istemiştik biz? İşte görsel kültür dersi de olsun fotoğrafın içinde. Sanat sosyolojisi dersi de olsun. Sanat felsefesi de dersi, o gibi dersler de olsun ki biz zenginleşelim. Yani hep fotoğraf ağırlıklı derslerimiz çok fazlaydı. Bu bir yerden sonra teknik ağırlıklı bir şeye dönüştürüyor insanı. Bir de bizde daha çok biraz Sabit Hoca'nın hakimiyetin, anlayışının hakim olduğu bir eğitim şeyi vardı. Rahmetli hocamız hani hepimizin üzerinde çok emeği var yani onu burada saygıyla eğilmek lazım önünde. Gerçekten bildiği her şeyi çok aktarmak isteyen biriydi Sabit Hoca. Ve gerçekten inanılmaz bir teknik bilgisi, altyapısı vardı ve sonuna kadar vermeye çalışıyordu.
Fakat Sabit Hoca'nın yanlışı şuydu bence. Yani kendi alanında, kendi savunduğu şeyde gerçekten mükemmelini yapıyordu. Kendi fotoğraf anlayışında. Ama yaptığı yanlış şuydu. Bence onu bize dayatması yanlıştı. Yani bizim ona götürdüğümüz ödevlerde kendi tarzının dışındaki fotoğrafları kesinlikle kabul etmiyordu. Bu anlamda baktığımızda ben o noktayı hatalı görüyorum, yanlış görüyorum. Yani farklı görüşlere, farklı düşüncelere, farklı deneyimlere açık olmak gerekiyor. Yani biraz ucunun açık olması gerekiyor. Bir de geldiğimiz noktada ben mesela şunu görüyorum. Artık disiplinler arası derslerin de olması gerekiyor fotoğraf bölümlerinde. Mesela bir tasarım dersinin olması gerekiyor. InDesign, grafik tasarım, işte video ya da biraz belli bölümlerin derslerinin ortaklaşa olması gerekiyor. Grafik bölümü de olabilir, bu resim bölümü de veya temel eğitim de bunlar ele alınabilir. Çünkü artık mevcut bir öğrenci piyasaya çıktığında tasarım da bilmesi gerekiyor. Video işte düzenlemesini de bilmesi gerekiyor. İşte sinemadan da biraz anlaması gerekiyor. O anlamda eğitimin yapısının biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Kitap tasarımı bilmesi gerekiyor. Mesela biz işte özellikle bu festivallerde kitap tasarımı yarışmaları yaptık. Mesela son yıllarda FUAM, Mimar Sinan'da FUAM kuruldu. Fotoğraf Araştırma Uygulama Merkezi. Kitap tasarımıyla ilgili çok güzel, önemli şeyler yaptılar. Çünkü ihtiyaç ve hani bunlar birbirini hep tetikleyen, besleyen şeyler. Buna doğru bir evrilme şeyi var gibi ama bu bütün kurumlarda, bütün fotoğraf akademinin yani işte İzmir'de başka fotoğraf bölümleri de var. Onlara sirayet eder mi bilemiyorum. Yani bu biraz da kurumların kendi iç dinamizmiyle de ilgili bir şey. Bunları diyebilirim. Çok güzel söyledin. Bu fotoğraf derslerinde ben de temel fotoğraf seminerlerinde falan, hep bizim duyduğum bir cümle vardır. İlk cümledir ya. Fotoğraf ışıkla yazı yazmak, kelime anlamı fotoğraf falan. Bu cümle söylenir sonra ışık kısmına çok takılır o teknik mevzunda. Oysa ki o yazmak kısmı bence daha önemli. Çünkü ışıkla yazı yazacaksak ortada bir yazı varsa bir anlatacak bir şey lazım. Onu yazıya dökme hevesimiz olduğumuz. Buradan yola çıkarak yalnızca okullar için demiyorum da ya da kendi yaşadığım deneyimlerle kısıtlı tutmak şartıyla derneklerde falan da öyle. Eğitimler çok biçimsel. Demin senin söylediğin hepimizde emeği olan Sabit Hoca üzerine anlattığın durum da bunun bir özeti aslında. Daha çok fotoğrafın biçimsel yönü çok ön planda tutuluyor. Böyle bir anlayış var yıllarca olmuş ama diğer yönlerin de önünü açmak gerekiyor. En azından seçenekleri göstermek açısından. Ben yine okullardan konuşmuyorum. Derneklerden özellikle de konuşmak istiyorum. Klasik kompozisyonun tek seçenek olmadığını, fotoğrafın diğer bütün sanat dalları gibi aslında yaratıcılıkla sınırlı olduğunu, yaratıcı olmayan her çalışmanın aslında değersiz olduğu veya yol alması gerektiği konusunda bir paylaşımlar artması ve dediğin gibi sosyoloji, psikoloji, video, antropoloji, sinema kuramı, insanın birbirini anlamak ve birbirini anlatmak için ürettiği her şey fotoğrafın konusu aslında. O yüzden sana edebiyat, bu konuya yani elbette ki bir eğitimde bunların hepsini sıkıştıramayız ama insanları buna özendirmek mecburiyetindeyiz yani. Fotoğraf eğitmeni diye ortaya çıkıyorsak eğer. Buna mecburuz yani bundan bahsetmeye. Bir örnek vereyim. İşte Eugene Smith'te bir yer ders vermeye davet ediyorlar. Derste caz dinletiyor çocuklara yani. Ders boyunca işte tepki gösteriyorlar ya. İşte devasa da bir caz şeyi var. Arşivi var Eugene Smith'in. Hatta ona da meşhur bir soru var. Herkes bilir. Yani kurallarla ilgili bir soru soruyor. Yani hangi kuralları uyguluyorsun falan diye. Diyor ki kuralları ben koymadım ki uygulayayım diyor. İşte o kompozisyon kuralları ile ilgili bir soru. Tabii mutlaka yani Sabit Hoca'nın kendi şeyi anlayışına tabii saygı duyuyoruz. Ama farklı yollar işte belirttiğin gibi farklı deneylere de düşüncelere de açık olmak gerekiyor. Evet. Başka bir senin kafa yorduğun alana dönelim.
fotoğraf festivalleri. Önemli festivallerde çok emeğim var. Yalnızca festivali organize etmek, küratörlük yapmak anlamında değil, farklı yollar denemek, seyirciye ulaştırmak. Bu konudaki biraz maceranı bizimle paylaşır mısın? Olur. Aslında biraz da o konuda dertliyim, öyle diyeyim. Niye dertliyim? Gerçekten yaklaşık işte iki festivalde ben bulundum. 2 sene Bursa'da, 4 senede işte Beşiktaş Foto İstanbul Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde. Gerçekten inanılmaz yorucu, stresli süreçler oluyor festivaller. Çünkü genelde işte küçük bir ekip, küçük bir bütçeyle hani daha büyük şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Çok stresli bir iş gerçekten. Ama hani bir yıl boyunca bir stres çekiyorsunuz. Fakat sonraki işte oluşan o bir hafta içinde o bütün o yorgunluk, o bütün stres gidiyor. Yani mutlu olduğunuz bir şey yaşıyorsunuz. Ama genelde de burada işte temel sıkıntı şu, gelenekselleşememe, kurumsallaşamama sorunu. Çünkü kaderiniz işte ya bir belediye başkanının elinde oluyor, ya siyasi süreçlere bağlı oluyor. Ve genelde de belediyenin kültür kurumlarında yer alan personel çok fazla bu işleri bilmiyor. Çünkü ben baktığımda hiçbirinin Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduğunu görmedim yani. Genelde politik kadrolar oluyorlar, oraya doldurulmuş insanlar oluyorlar. Çok anlayamıyorlar sizin ne yapmak istediğinizi. İşte belediye başkanı biraz anlarsa arkasında destekte bulunuyor. Genelde bizim yaşadığımız süreçler böyle süreçlerdi. Fakat beni en çok mutlu eden şey şu oldu festivallerde. Bizim insanımız yani bizim toplumumuz genelde müzelere gitmeyi, işte galerilere gitmeyi çekinir biraz. Korkar, ürker. Bizim özellikle Beşiktaş'ta yaptığımız işte sanatı hayatın içine getirmek. Yani beni en çok mutlu eden şey oydu. İşte her gün yüz binlerce insanın geçtiği Beşiktaş meydanında o fotoğrafları sergileyebilmekti. İlgisi olan olmayan her insanı görebiliyorduk. İşte yaşlı türbanlı teyzeler, amcalar, işte ne bileyim oradaki belediye şoförleri, vapurdan inen insanlar gelip etkileşime girebiliyordu. Çok güzel şeyler, yazılar yazıyorlardı. Söylüyorlardı. İşte belediye şoförü diyordu, işte otobüs projesi var. Aa, bizi çekmişler. Ne güzel. Bu anlamda o beni çok mutlu etti. Yani sanat hayatın içinde olmalıdır. Şeyinin mottosunu biz bir anlamda başardık. O benim için çok önemliydi. İkinci önemli olan şey şu, biz gerçekten çok önemli isimleri getirmeyi başardık Türkiye'ye. Bunun şöyle bir katkısı oldu. Bizim buradaki fotoğrafçı arkadaşlarımız o insanların neler yaptığını görebildi. Kendi işlerini o insanlara gösterip portfolyo seansları düzenliyorduk. Onların eleştirilerini, önerilerini alabildiler. Karşılıklı bir ciddi bir etkileşim oldu. Yani kendilerini dışarıdakilerle de kıyaslama imkanı oldu. Ve birçok arkadaşın yurt dışına açılmasına da vesile oldu bu etkinlikler. Biraz daha farklı gözlerin bizim fotoğrafımıza nasıl baktığı, nasıl değerlendirdiği oldu. Kendini ölçme, tartma durumları ortaya çıktı. Bir de tabii bu işte dışarıdan getirdiğimiz fotoğrafçılarla yan yana sergilenen arkadaşlar oldu. Bu onlara çok büyük bir motivasyon oldu. Birçok genç arkadaş, yeni genç arkadaşın işlerini sergileme imkanımız oldu. Onlara çok büyük bir motivasyon oldu. Bazıları da hala o motivasyonu sürdürüyor ve iyi yerlere de geleceklerine inanıyorum. Yani öyle bir katkımız oldu. Yine biz festivallerde kitap evlerini de açtık. İşte maket kitap yarışmaları yaptık. Orayı da biraz canlandırdık. İşte maket kitap kültürüyle tanışma, kitap imza günleri yaptık. Mesela birçok fotoğrafçıyla yurt dışından bile kitaplarını getirdik, kendileri de getirdi. Biz onları bir şekilde sattık, imza günleri düzenledik.
Yani birlikte bir sosyalleşme ortamları da oluyor festivaller. O kısacık bir hafta içinde Kudelka ile oturup bira içebiliyorsunuz veya Anders Petersen'le belediye otobüsüne karşılaşabiliyorsunuz. Gelen de insanlar gerçekten o anlamda çok alçak gönüllüydü hemen hemen hepsi. Bu anlamda bir ciddi bir etkileşim katkı olduğuna inanıyorum. Sergileme noktasında dediğim gibi ben hani şunu söyleyemem. Ben işte küratörlük eğitimi almadım. İşte bu biraz iş bize yapıştı gibi bir şey oldu. Yani biraz o deneyim içinde pişerek, öğrenerek hem işte zaman içinde öğrenerek hem birlikte çalıştığın arkadaşlardan öğrenerek Atilla'dan ben bu anlamda epey bir şey de öğrendim. Yani Atilla bu konularda gerçekten becerikli bir arkadaşımızdır. Kendin yapınca yurt dışındaki festivalleri de takip ediyorsun. Nasıl sergileme yöntemleri kullanıyorlar? Onlardan faydalanıyorsun. Bir de bizim Ortaköy Yetimhanesi vardı. Gerçekten bu festival ruhuna çok uygun eski bir mekan. İşte 1800'lü yılların sonunda bir Ermeni yetimhanesi. Daha sonra Ortaköy'de Musevi cemaati yaygın. Birinci Dünya Savaşı'nda onların da yetimleri çoğalınca onlar onlardan satın alıyor, yetimhaneyi kuruyorlar. Öyle bir tarihi olan bir binaydı, ruhu olan bir binaydı. Mekan da sizin sergileme tekniklerinize yön veriyor. Yani mekanla o projenin ruhunu işte denk getirme, uyumlu hale getirme veya işte o mekanda o proje nasıl öne çıkabilir gibi gibi birçok şeyi düşünmeye başlıyorsunuz. Aslında benimki bir öğrencilikti, öyle diyeyim. Yoksa öyle özel bir küratörlük eğitimi almadım yani. Alanda öğrenmişsin daha ne? Yani Evet. sen alçak gönüllü yaklaştığın için ben de öyle diyorum. Alanda yaşamışsın diyelim. Bugünlerde zaten o festivallerin, fotoğraf günlerinin önemini daha çok anladık. Yani her şeyi bir bilgisayar ekranından şahit olmak zorunda kalınca yan yana durmanın o rahatsız olduğumuz, yok omzuma dokundu, yok arkada ses yaptı, yok şu oldu, bu oldu gibi şeylerin de aslında onları izleme keyfinin bir parçası olduğunu anlamamıza sebep oldu. Umarım daha da uzun sürmez. Tekrar eski şikayetlenmelerimize hızlıca Döneriz. dönebiliriz. 70 dakikadır konuşuyoruz. Seni de yorduk. Umarım Yok. seyirciler de keyif alıyordur ama çok önemli şeyler söylüyorsun. Genellikle Türkiye'de bu gibi her atılım, her değişim bireysel fedakarlıklar ve görev edinmelerle olduğu için bu gibi birikimleri birinci ağızdan dinlemek, yalnızca aslında o insanın hikayesini dinlemiyorsunuz. O dönemin hikayesini dinliyorsunuz. O yüzden ben çok detaylı soruyorum. Sen de sağ olsun detaylı olarak anlatıyorsun. Ben teşekkür ediyorum. Eğer senin eklemek istediğin bir şey var mı benim Yok. sormadığıma? Ben tabii konuşacak şey çok. Ben İfsa'ya çok teşekkür ediyorum. Çok onur duydum, gurur duydum. Bir şey daha söyleyeyim. Eniştem yazdı WhatsApp'tan, annem de beni seyrediyormuş. Ona da ayrıca mutlu oldum. Hani Daha ne olsun? televizyonda derler ya, anneme de buradan selam Ne gönder. güzel. Biz de annenizin ellerinden öpüyoruz Hüseyin abi. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Hüseyin abi, öncelikle ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Bir fotoğraf sevdalısı olarak senin ve Hürü'nün bana katkısı çok büyük. Kitaplığımda büyük bir yeriniz var. Sizi bireysel olarak da tanıyor olmak büyük şans kendi adıma. Diğer taraftan da İFSAK adına da fotoğrafçılığa yaptığınız katkılar için bu ödülün ben kendi adıma geç olduğunu düşünüyorum. Ama işte bir yerde de işte ise hatayı Hata. giderildi. Yaptığın destekler için İFSAK adına da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Kendine iyi bak, dediğim gibi önemlisin. Sen de hepimiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok güzel dilek daha var. Ben hepsini okumadım. Sen birazdan yayın bitince Okurum. okursun. Tamam. Herkes zaten sana ismiyle sesleniyor, tanıyorlar. Dediğim gibi İFSAK her zaman yanımızda. Altan olarak da yanımdayım ama bu çok büyük güç değil. İFSAK Biz önemli de bir güç. Espas ailesi olarak İpsa'nın yanındayız. Tamam. Çok sağ ol.
Sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz yorumları ve destek verdiğiniz için. Bu seri devam edecek. Sinema ödülünü Altyazı Dergisi'ne verdik. Editörleriyle görüşeceğiz. Tarihlerini açıkladık zaten. Kültür Sanata Katkı Ödülünü Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'ne verdik Bursa'da. Onlar da önemli bir iş yaptılar. Engin Özendes'in küratörlüğüyle, desteğiyle. O olacak ve yeni dönemde, yeni sezon gibi oldu ama İfsan yeni döneminde fotoğraf kitabı olan fotoğrafçılarla da böyle bir program serisi gerçekleştireceğiz. Burcu'dan, Vefa kitabının sahibi Burcu Gökner'den ilk sözü aldık. Sonra fanzin var, Gözaltı diye biliyorsunuzdur. Evet. Onun yaratıcıları aramızda olacak. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Sorularınızda destek olun. Görüşmek üzere. Bağlayamadım. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, geçmiş olsun.